Son mühür ekranlarında gün başlıyor, kaldığı yerden devam ediyor. 9'da haber maratonunda gelişmeleri aktararak başlamıştık. Şimdi değerli bir konuğumuz bizimle birlikte stüdyomuzda. 9'da da söylemiştim, Memleket Partisi'ne dair, kent siyasetine dair kendisiyle konuşacağımız önemli başlıklar var diye. Memleket Partisi MYK üyesi Asuman Ali Güven bizimle birlikte stüdyomuzda. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Evet. İyi yayınlar çok dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Çok İlk sağ olun. defa geldim. Çok güzel bir stüdyonuz var. Güzel bir merkeziniz var. Hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Ümit ediyoruz ki İzmir'in gündemine de aynı faydayı sağlamaya devam edecektir. Mutlaka bizde. Edecektir. Evet, ve genç arkadaşlarımıza iş öğretmek için de önemli bir kapı olmaya devam güzel, edecektir. Çok güzel. Şimdi bizim konuşacağımız tabii Memleket Partisi ile ilgili çokça şey var. Evet. Biz sizin isminizi daha önceki televizyonlarda yaptığımız programlarda da hep CHP il başkanı ya da evet. CHP ismini öne koyarak takdim etmeye alıştık. Artık Memleket Partisi MYK üyesi evet. diyeceğiz sizin için. Dolayısıyla Muharrem İnce'nin İzmir ziyaretini merak ediyorum. Memleket Partisi'nin hedeflerini merak ediyorum ama öncelikle Asuman Ali Güven neden Memleket Partisi dedi? O süreç nasıl gelişti onu dinlemek istedim. Evet. Yani şimdi şöyle, Türkiye'de gerçekten son özellikle 2 yıldır rejim değiştikten sonra, tek adam rejimine geçirdikten sonra Türkiye'de her şey çok kötü noktalara geldi. Bir de hastalık da üzerine binince Türkiye şu an çok zor durumda. İyi yönetilemiyor yani. Hatta çok kötü yönetiliyor. Büyük bir kriz var. Büyük bir işsizlik var. Büyük bir ekonomik bunalım var. Her şey son derece olumsuz durumda. Şimdi buradan bir çıkış noktası yakalanması gerekiyor. Türkiye'de artık iktidar bu ülkeyi yönetecek halde değil. Bu ülkeyi yönetecek bir yeni yapıya ihtiyaç var. Yeni bir partiye ihtiyaç var veya partilere ihtiyaç var. Şimdi burada muhalefet yeteri kadar görevini, sorumluluğunu yerine getiremedi. Hala yapılan anketlerde muhalefet bu kadar olumsuz şartlara rağmen, iktidarın bu kadar olumsuz yönetimine rağmen iktidar alternatifi olmakta zorlanıyor. Hı hı. Bir türlü böyle 50'nin üzerine çıkamıyor. Aslında 50 de yeterli değil. Türkiye'de siz tekrar rejimi, tek adam rejiminden demokrasiye geçirecekseniz, parlamenter sisteme geçirecekseniz 50+1 de yetmiyor yani. Referandum yapacak 360 vekile işte veya anayasayı değiştirecek 400 vekile sahip olmanız gerekiyor. Onun için muhalefetin oylarının %60'ları bulması lazım. Şimdi bu şartlarda bu gözükmüyor. Şimdi toplumun bir kesimi, yani bu rakamlar şeylerde, anketlerde açıklanıyor. Bazen %20, bazen %30, bazen daha da yükseklerde söyleniyor. Bir seçmen kitlesi bu mevcut partilerin hiçbirini artık benimsemiyor ve bu partileri seçmen olarak kabul etmiyor. Yeni bir arayış, yeni bir umut bekliyor. Şimdi ayrıca çok ciddi bir yeni genç nüfus katılıyor seçmen profiline. Bu seçmenler de, genç seçmenler de bu mevcut partilerde maalesef yeteri kadar ilgi görmüyor. Ve bu seçmen kitlesi de gençlik de yeni bir parti olması noktasında bir arayışı, bekleyişi var. Şimdi biz bütün bunları gördük, yaşadık. Özellikle bizim genel başkanımız Muharrem İnce yurt gezileri yaptı. Esnafın, vatandaşın, gençlerin, kadınların, ülkedeki insanlarımızın beklentilerini gördü. Ve kendisinin bir parti kurması gerektiği noktasına geldi. Ve ondan sonra memleket hareketini memleket partisine dönüştürme gereğini bu şartlarda yapması gerektiğini kabul etti. Ve ondan sonra da beni de aradı kendisi. Dedi ya başkan dedi benimle beraber olur musun? Siyasette şu an aktif durumda değil misin? Bir kenarda bekliyor musun, katılmıyor musun siyasette, şu an kenarda duruyor musun, gelir misin, katılır mısın dedi bizim hareketimize. Ben de ya dedim son bir görevimi yapayım, bir katkım olsun ülkeme dedim. Bu muhalefetin
büyümesi, iktidardan artık Türkiye'nin bu iktidardan kurtulması için son bir gayret, son bir çaba sarf edilmesi gerektiğini düşündüm. Böyle bir muhalefet hareketinde, böyle bir muhalefet partisinde katılıp ona destek vermeyi, onun başarılı olmasını, katkıda bulunmak için ben Memleket Partisi'ne girdim. Yani Memleket Partisi muhalefet partisi olarak kuruldu. Yani CHP ile bir şey yok. Önemli bir birbiriyle sorun yaratacak bir çatışma içinde olmayacak Memleket Partisi. Memleket Partisi ülkeyi yönetme iddiasında olan bir parti. Yani muhalefet tarafında olan bir parti ve iktidarı bu yetersizlikten dolayı muhalefetin bir güç odağı olarak bu mutsuz seçmenleri, yeni seçmenleri kucaklayarak iktidara yönelmek, iktidarı alaşağı etmek, ülkeyi tekrar olması gereken noktaya taşımak, yani bu demokrasiyi Türkiye'de getirmek, parlamenter demokrasiyi getirmek, bu ekonomik sorunları, bu işsizliği, işte bu hukukun bu derece artık yok edildiği, bağımsız yargının olmadığı bir ülkede artık bunları çözecek yeni bir iktidara ihtiyaç var. Hı hı. Yani bu ekonomik sorunlardan Türkiye'yi kurtaracak, Türkiye'ye özgürlük getirecek, barış getirecek, demokrasi getirecek, işte geliştirilmiş, modernize edilmiş, daha bir çağdaş anlayışla parlamenter demokrasiyi yeniden Türkiye'de inşa edecek bir siyaset yapılaşmasına ihtiyaç var. Hı hı. Bu görev bize düşüyor. Biz bunu yapma iddiasındayız. Türkiye'nin bu şartlardan kurtaracak olan bir parti iddiamız var bizim. Hı hı. Biz böyle bir partiyiz diyoruz. Türkiye'yi bu aşmazından, bu çıkmazından, bu bunalımdan biz Memleket Partisi olarak Muharrem İnce önderliğinde kurtarmaya talibiz. Hı hı. Şimdi Muharrem İnce'nin İzmir programı öncesinde İl Başkanı Cüneyt Oğuz'u da yine ağırladık. Onunla evet. da hem programın detaylarını konuşmuştuk. Hem de özellikle geçtiğimiz günlerde CHP İzmir Milletvekili Taceddin Bayır'ın açıklamaları vardı. Belki okumuşsunuzdur. Sayın Oğuz'la da birlikte de konuştuk. Evet, o da yapılan Memleket Partisi yapılanmasında bir isimden bahsetti. Daha doğrusu isim vermedi. Bir milletvekilinin devreye girerek tek tek o kişilerin arandığı ve partiye kazandırılmak istediğiyle ilgili bir iddiası vardı. Bir taraftan CHP'yi böyle ölecek mi Memleket Partisi tartışmaları var. Neden bu kadar CHP üzerinde odaklı tartışmalar geliyor sizce? Ya biz bunu yapmıyoruz. Yani bizim CHP'yi bölmek, CHP ile uğraşmak diye bir derdimiz yok. Bir kere kesinlikle yok. Biz iktidarla uğraşmaya talibiz. İktidarı artık yeter diyoruz. Yani artık bu iktidardan Türkiye kurtulsun istiyoruz. Şimdi sayın arkadaşımım, benim milletvekilim, benim 30 küsür yıldır yol arkadaşlığı yapmışız biz. Yani bütün İzmir milletvekilleri bizim arkadaşımız, dostumuz. Onların ben bizimle ilgili olumsuz söylenmelerde bulunmak yerine, iki yapıyı birbiriyle sürtüştürmek, çarpıştırmak yerine iktidarla uğraşsınlar diyorum. Yani iktidarla uğraşıyor zaten çoğu milletvekili arkadaşımız. Diğer arkadaşımız da iktidarla uğraşsın. Bizim onlarla bir meselemiz yok. Milletvekili arkadaşlarımızla bizim bir meselemiz yok. İzmir milletvekili arkadaşlarımız muhalefet olarak görev ve sorumluluklarını yapsınlar. Başarılı olsunlar, mücadele etsinler. Bu iktidarla halkın bu iktidara yönelik ilgisi olanları, onu hala beğenme noktasında olanları ikna etsinler, çalışsınlar. Belediyelerimiz de aynı şekilde. Yani İzmir belediyeleri başarılı olsun. İyi hizmetler versin. Çünkü muhalefet onlar. Muhalefetin biz başarılı olmasını istiyoruz. Belediyelerin de başarılı olmasını istiyoruz. Onlar bizim belediyemiz. Bu İzmir kentine hizmet veriyorlar. Onların görevi iyi hizmet vermek, başarılı olmak ve kendilerini muhalefet olarak kabul ettirmek seçmene. Şimdi İstanbul, Ankara gibi kentlerde iktidar elinden bu belediyeler alındı. Ne güzel. Hepimiz koştuk, çalıştık, mücadele ettik. Ama şimdi o belediyelere düşen görev bir daha kaybetmemek o mevzileri.
O hangi muhalefet partisi alır almaz önemli değil. Onlar farklı şeyler. Ama iktidar partilerine yerel yönetimlerin teslim edilmemesi gerekiyor. Hı hı. Çünkü yerel yönetimler önemlidir. İktidar yürüyüşünde ana iktidarı, genel iktidarı kazanmak için önemli bir mevzidir. Bunları kaybetmemek lazım. AKP'yi iktidar yapan İstanbul Belediyesi'dir. Öncelikli Ankara Belediyesi'dir. Evet. Bunların kaybedilmemesi gerekirdi. Bunlar kaybedildi. Şimdi tekrar muhalefetin eline geçti. Bütün muhalefet güçleri o belediyeleri muhalefet olarak kazandı. Sadece bir partinin kazanımı değil. Bütün muhalefet partileri orada yoğun bir ilgi gösterdi, yoğun bir destek verdi. Yani bu belediyeler öyle kazanıldı. Onun için bu belediyelerin de aynı şekilde başkanlarının ve orada görev yapan insanların çok çalışması lazım. Mücadele etmesi lazım, başarılı olması lazım. Halkın gönlüne, kalbine girmeleri lazım. Hizmetleriyle, başarılarıyla. Bu arada son olarak siz mi siyasetten uzak kalmayı tercih etmiştiniz? Yoksa partiyle aranızda bir küskünlük mü vardı? Ya benim hiçbir zaman küskünlüğüm olmadı. Yani ben aşağı yukarı 48 yıla yakın CHP'liyim. Yani CHP ile birlikte siyaset yaptım. Hiç kopmadım ben. Tamamen 48 yıldır CHP, SHP, SODEP gibi partilerimiz oldu değişik nedenlerle. Onun için de yer aldım. Ben il başkanından ayrıldıktan bir dönem sonra yine siyaset yapmak için çalıştım. Ama parti beni takdir etmedi. Yani uygun görmedi. Yani bu arkadaşları uygun gördü İzmir'de. Bizi kenara koydu. Birçok arkadaşımız da kenarda kaldı. Yani o takdir genel merkezinde. Kenara koymasaydı farklı bir yolda olur muydunuz acaba? Zaten çalışıyorsanız çalışıyor olurdunuz. Yani çalışmıyorsunuz, kenardasınız. Türkiye siyasetine katkınız yok. Muhalefet mücadelesine, iktidar mücadelesine katkınız yok. Mesele burada yatıyor zaten. Yani sen şimdi siyasette bu kadar emek vermişsin, bu kadar yıllarını vermişsin, mücadele etmişsin. Senin enerjinden, deneyiminden, birikiminden, katkılarından seni sağlıyorlar. Yani o katkıyı yapmanın bir yerde engel olma noktasına getiriyorlar seni. Halbuki tam tersi senin önünü açması lazım. Siyasetçi yapan insanların, bu makam mevki anlamında söylemiyorum ben bunu. Yani emeğe geçen bütün deneyimli siyasetçilerin bir şekilde siyasete katkısının sağlanması gerekir. Bunun bir yollarının bulunması gerekir. Eğer bir iktidar mücadelesi varsa, bu iktidar mücadelesinde partilerin yeterli şeyi yoksa, gücü sağlanamıyorsa yedek güçleri işin içine sokarsın. Onları da kucaklarsın. Onları da işin içine sokarsın. Savaşta bile böyledir yani. Evet, evet. Şimdi sen bunu topyekun bir mücadele anlayışıyla yapman lazım. Yani iktidara karşı tüm muhalefet partilerinin tüm güçlerini ortaya koyarak mücadele etmesi gerekir. Ama bizim partide maalesef biraz oldu. Daraldı ekipler ve başka ideolojiden, başka siyasi anlayışlardan insanlar daha çok değer gördü. Bizim gibi büyük emekleri olan kuşaklar biraz kenarda kaldı. İşin içine giremedi. Şimdi ben de memleketime faydalı olmak istiyorum. Yani CHP şu an genel merkez yönetimi yokken biz CHP'de vardık. CHP'ye sahip çıkıyorduk. Biz yine bu anlayışın devamından yanaydık. Ama benim hizmet etmek, siyasete katkıda bulunma, iktidar mücadelesine destek verme anlayışında örgütsel anlamda hiçbir faydam, katkım olamaz hale geldi. Gerçi İzmir'de de tabii çok radikal bir karar alındı aslında baktığımızda, evet. Böyle ilçelere, isimlere. Hani şimdi bu başka bir tartışma konusu, evet. Elbette ki konuşuruz ilerleyen zamanlarda, tartışırız. Neredeyse 20 yılını almış bir iktidar var. Evet. Ve tam bu mücadele noktasında muhalefetin bu kadar radikal bir karar alması ya onu çok zirveye çıkaracak ya da aşağı çekecekti. Tabii. Ortası yoktu. Sonuçlarını da seçimde göreceğiz. Şöyle bakın, siyasette kadroların yenileşmesi çok doğru bir şeydir. Hı-hı. Ama bunu eskiyle yeniyi, tecrübeyle yeniyi birbirleriyle kaynaştırarak, bütünleştirerek, yapıştırarak yapabilirsiniz. Şimdi ben yenileşmeye karşı değilim.
yeni insanların siyaset yapmasına karşı değilim. Mesela bizim Memleket Partisi'nin şu an genel merkezindeki arkadaşların büyük bir çoğunluğu yeni arkadaşlar. Siyasete yeni girmiş arkadaşlar ama liyakat sahibi. Yetenekli, nitelikli, dürüst, çalışkan insanlar. Şimdi bunlar girecek tabii ki. Yani içinde tecrübeli insanlar da olacak bizim gibi. Bunu güzel bir şekilde harmanlayıp bir orkestra şefi gibi genel başkan bunları yönetecek Muharrem İnce ve bu parti başarılı olacak. İzmir'de de aynı şekildedir örgütlerde. Şimdi İzmir'in örgütü kurduk biz mesela. İşte başkanı Cüneyt Oğuz, deneyimli bir siyasetçi, nitelikli, liyakat sahibi bir arkadaşımız. Enerjik, dinamik ama yönetiminde de mesela çoğunluk siyasetçi değil. Ama siyaseti seven insanlar, Türkiye'nin siyasetine ilgi duyan insanlar, Türkiye'de siyasette çözüm üretilmesi gerektiğini, ülkenin daha iyi yönetilmesi gerektiğini isteyen, arzu eden insanlar. Şimdi böyle bir kitle. İçinde birkaç tane tecrübeli siyasetçi var. Ama çoğunluğu meslek sahibi, kendi yaşamında, alanında çalışan, dürüst, namuslu, onuruna düşkün ama bilinçli, yetenekli, bilgi sahibi insanlardan biz il yönetimini kurduk. Yani bu şimdi önemli bir şey. Bu şekilde yeni bir vizyonla İzmir'e bakabilirsin. Şimdi sen, ben, bizim oğlan eski anlayışla kursanız bunu, oradan iyi bir şey çıkmaz. Oradan iyi bir anlayış, iyi bir bakış açısı çıkmaz. Bizim yaptığımız yeniyle biraz eski tecrübeyi birleştirip, harmanlayıp yeni bir vizyon katmak İzmir'e. Gençlere ve öyle öğretmek. Tabii, yol yordam gösterebilmek. Şimdi o zaman İnce'nin İzmir mesaisine gelelim. Evet. Hem o gün yani bizim gördüklerimiz vardı, elbette ki bizim şahit olamadıklarımız da vardı. Hem onları sizin gözünüzden dinleyelim. İlk il binasının İzmir'de açılması belki de farklı bir önem arz ediyor olabilir. Neden İzmir'i tercih etti Sayın Muharrem İnce? Bundan sonraki süreçte gerçi il binalarının açılışı hızlı bir şekilde devam edecek dedi. Evet. Hem programın öncesi, hem neden İzmir, hem de sonrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Nasıl diyaloglar yaşandı? Evet, şimdi İzmir tabii önemli bir kent. İzmir bizim ülkemizin batıya dönük yüzü, çağdaşlığın bir kenti, özgürlüklerin kenti, demokrasiye bağlı bir kent. Bunu içine sindirebilmiş, yeni gelen insanları bile çok kısa sürede kendisiyle kaynaştırıp kent kültürünü onlara da aktarabilen böyle özel bir kent. İşte hep klasik olarak söylüyoruz, kuruluşun, kurtuluşun kenti. İşte Cumhuriyet'in kenti, laikliği savunur, özgürlüklerine düşkün bir kenttir deriz her zaman. Şimdi böyle bir kentin siyasette hep öncülüğü olmuştur. İlk fikirler, ilk çıkışlar genelde İzmir üzerinden olmuştur. Bu Türk siyasetinin genel şeyidir, bir doğrusudur. Yani İzmir'in öyle bir misyonu, öyle bir şeyi vardır, pozisyonu vardır Türkiye'de, Türk siyasetinde. Şimdi İzmir'de bizim başlamamız, İzmir'den başlamamızın bir nedeni de bu. Yani buranın insan dokusu, İzmir'in ve Ege'nin insan profili yenileşmeye, değişmeye, yeni bir bakış açısına yatkın bir kenttir. Ve aynı zamanda kurtuluş değerlerine, cumhuriyet değerlerine, Mustafa Atatürk'ün önemseyen bir kenttir. Değer veren bir kenttir. Ona bağlı bir kenttir. Yani bu çok önemli. Yani laiklik önemli bir şekilde bu bölgede kabul edilmiştir ve her zaman bu savunulmuştur. Yani Cumhuriyet'in önemli kentleri olmuştur Ege kentleri. Ve her zaman da bu noktada dik durmuştur. Onun için Ege önemlidir. İzmir onun öncü kentidir. Ege'nin öncü kentidir. Birinci kentidir. Yani buranın ana kentidir. Onun için İzmir'den siyasete başlamak bir iddiadır aslında. Bir yeni bir bakış açısının, yeni bir yapılanmanın, yeni bir tarzın, yeni bir siyaset anlayışını biz başlatıyoruz deme mesajıdır İzmir'den başlamak. Yani biz Türkiye'ye diyoruz ki bu yaşadıklarını
artık sana unutturacak, toplumsal barışı sağlayacak, ülkeyi artık bu yaşadığın olumsuzluklardan kurtaracak bir siyaset anlayışıyla biz ortaya çıkıyoruz. Bu ülkeyi bu yaşanan ekonomik krizden, bu yaşanan olumsuzluklardan, hepsinden biz Memleket Partisi olarak sizi kurtarmaya talibiz. Bizim anlayışımıza inanın, güvenin deyip bir umut yaratmaya çalışıyoruz toplumda. Yani toplumun umudu kalmamış. Hı hı. Umutsuzluk var Türkiye'de. Muharrem İnce'nin zaten o gün İzmir konuşmasında iddialı iki çıkışı vardı. Bir siyaset dilini eleştirdi. Bu dili artık değiştirmek istediklerini söyledi. Evet. Bir ikincisi de Türkiye'de de İzmir'de de birinci parti olacağız dedi. Tabii. Şimdi sistem 50+1 demek şu an zor bir rakam, yani iddialı bir rakam 50+1'i tek başına göğüsleyebiliyor olmak. Bunu yine İzmir'den yeniledi. Hem İzmir'de hem Türkiye'de birinci parti olacağız dedi. Sayın Oğuz'la da birlikte de konuştuğumuzda demiştim ona, çok iddialı değil mi? Yani zor bir hedef. Yani sistemin, şu an yeni sistemin zorunluluğu ittifakları beraberinde getiriyor. Evet. O da biz zorluklara karşı büyük adımlar atıyoruz, büyük hedefler koyuyoruz diyerek söze başlamıştı. Türkiye seçmeni geçmişte de sürpriz şeyler yaptı, yapabildi. Yapabildi, evet. Şimdi daha büyük bir sürprize ihtiyacı var Türkiye'nin. Yani yeni bir büyük sürprize ihtiyacı var. Bunu yapabilecek bir seçmen kitlesi var Türkiye'de. Dünyada bile zaman zaman bunlar olabiliyor. Özellikle başkanlık sistem yarışlarında sürpriz şeyler olabiliyor. Şimdi Türkiye'de de böyle bir şeye ihtiyaç var. Biz sahayı yeni indik. Daha şurada 2 hafta oldu. Yani yeniyiz daha. Çok yeni bir partiyiz ve bizi önce toplumun tamamının Muharrem İnce önderliğinde Memleket Partisi'nin kurulduğunu öğrenmesi gerekiyor önce Türkiye'nin. Bunu kısa zamanda tamamlamak zorundayız, anlatmak zorundayız. İkincisi, bizim kuruluş değerlerimizi topluma anlatmak zorundayız. Toplum bizim neden kurulduğumuzu, bizim nasıl bir parti olduğumuzu, hedeflerimizin ne olduğunu göstermek zorundayız. Kendi gücüyle bir parti çok büyük başarılar elde edebilir. Mesela geçmişte CHP'nin genel başkanı 80 öncesi Ecevit bunları yapabilmiştir. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak oylarını %42'lere kadar çıkarabilmiştir. Ama bunları ortaya koyduğu siyaset anlayışıyla yapabilmiştir. Şimdi bizim de doğru siyaset anlayışları ortaya koyup Türkiye'nin sorunlarını doğru çözümler üretip iddiamızı en yüksek şekilde ortaya koyup halka yeniden bu umudu vermemiz lazım. Umut olmamız lazım. Biz umut olmaya talibiz. Bu ülkeyi kurtaracak Memleket Partisi olduğunun umudunu bu topluma vermek istiyoruz. Ve bunun için de öncelikle de Ege ve İzmir'den bu işi başladık. Ama mesela bu hafta genel başkanımız bizim Van'a gidecek, Ağrı'ya gidecek, Erzurum'a gidecek. Oralarda da bize büyük ilgi var. Yani oralarda da baya baya daha önce genel başkanımız gitti oraya, Memleket Hareketi olarak gitti. Evet, partiyi kurmadan önce oralarda büyük bir ilgi gördü. Yani oraları tamamen sol tarafından ve muhalefet tarafından ihmal edilmiş kentler. İktidara birçok yer bırakılmış kentler. Hı hı. Şimdi biz oralarda da iddialı olmak istiyoruz. Oralarda da Memleket Partisi'nin başarılı olacağına inanıyoruz. Bu da bizim için çok önemli. Hı hı. Yeni bir oy potansiyeli. Yani biz bunu yapacak güçteyiz. Projelerimiz ve siyaset kültürümüz, anlayışımız buna uygun. Ve buralardan da bunun karşılığını alacağız diye düşünüyoruz. Hı hı. Cumartesi günü de İstanbul'da şimdi il merkezimizi açacağız. Orada da başlıyoruz çalışmalara. Yani örgütsel anlamda çok hızlı gidiyoruz. Hı hı. Çok hızlıyız. Hiçbir partinin bunu yapma gücü yok aslında Türkiye'de. Ama bize bu ilgi var. Bizde bu beceri var. Bu organizasyon gücü var. İnşallah bunu 18 Eylül'de kurultayla noktalayacağız. Hı hı. Yani bizim için en önemli şeylerden bir tanesi şu an bu kurultay sürecimizi hızlı bir şekilde tamamlayıp seçimlere katılma
hakkını ilkbaharda kazanmak. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Çok hızlı yapıyoruz. Çünkü ne kadar bir erken seçim yok deseler de, dense evet. de bir erken seçim havası da bir taraftan yani görüyor. Erken seçimin bir ben şey düşünüyorum. Yani olursa 2022 şeyde sonbaharında olabilir diye düşünüyorum. İlkbaharında düşünmüyorum. Ama biz tedbir olarak ilkbahara da çözüm üretecek şekilde kurultay tarihimizi belirledik. Ve illeri kuruyoruz. Zaten 46 ili geçtik şu an. Zaten bu rakamlar yeterli. 40 üzeri çıktığınız zaman yeterli oluyor. Şeyinizi, kurultayınızı yapmak kazanıyorsunuz. Seçimlere katılma hakkını. Ama biz bunun tamamını zaten örgütleyeceğiz. İzmir'de de şu an yarıya yakın ilçe örgütümüz zaten şu an hazır durumda. Bunu da en kısa zamanda tamamlayacağız. Çok hızlı bir şekilde takvimimizi gerçekleştirerek, yani bir, önemli bir önceliğimiz bu bizim. Yani bunu mutlaka yapmak hedefini çizdik ve yapıyoruz zaten. Herhangi bir sorunumuz, engelimiz de yok. İnşallah 18 Eylül'de kurultayımızı yaparak seçimlere katılma hakkında Mart ayında sağlamış olacağız. Şimdi il binası açılışında daha Sayın İnce söze başlamadan Menemen eski belediye başkanı Tahir Şahin'e rozetini evet. taktı. İzmir'den bir isim daha il binasının açıldığı gün Memleket Partisi'ne dahil oldu. Devamı gelir mi? Var mı acaba görüşülen ya da düşünen ya isimler? Ya biz tabii bir çabamız yok öyle. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Tahir Başkan gerçekten partinin değerlerinden birisiydi. Büyük bir halk kitlesini kendine kabul ettirmiş Menemen'de. Başarılı bir belediye başkanıydı. Zaten kendinin aday gösterilmedikten sonra Menemen bir sorun oldu. Belediye büyük sorunlar yaşadı. Halbuki Tahir Başkan bir dönem daha devam etseydi bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Yapılan bir takım hizmetler vardı. Onlara yenisi eklenecekti. Ve Menemen sorunu olmayacaktı. Menemen halkı da herhangi bir problemle karşı karşıya kalmayacaktı. Oylarının hakkını almış olacaktı. Şimdi oy verdi, maalesef oyları uçtu gitti. Şimdi Tahir Başkan kendi bunu istedi, talep etti. Çünkü yaşadıkları onu o bu noktaya taşıdı. Yani bizim orada onun üzerinde bir gayretimiz, bir çabamız yok. Bizim için Tahir Başkan değerli bir başkan, önemli bir başkan. Kendisi de Memleket Partisi'ne tercih etti. Başımızın üstünde yeri var Tahir Başkan. Ha, başka arkadaşlar böyle bir şey içinde olurlar. Ama bir milletvekili arkadaşımın dediği gibi biz telefon etmiyoruz. Bunu tüm samimiyetimle, içtenliğimle söylüyorum. Hiçbir arkadaşımızı biz CHP'den açıp telefonu gel buraya bizim partiye gel kardeşim diye aramıyoruz. Oturup pazarlık yapmıyoruz, konuşmuyoruz. Böyle bir derdimiz yok bizim. İsteyen gelebilir. Yani bizim ilkelerimiz belli. Yani CHP ile kavga etmek için insanlar bize gelmesin. Doğru bildikleri için gelsin. Bu partiye inandıkları, güvendikleri için gelsin. Bu partinin Türkiye'nin kurtuluşuna, yeniden iktidarın yapılanmasına katkısı olacağına inandığı için gelsin bize. Hı hı. Bize destek olsun. Bizim ilkelerimize inansın. Bizim söylemlerimizi kabul etsin. Gelsin, buyursun. Başımız üstünde yerimiz var. Ama ben de söylediğim gibi yani biz hiç kimseye böyle gel kardeşim bizim partiye gel, bizim içimizde yer al, işte biz sana yarın milletvekili yaparız, belediye başkanı yaparız diye bir vaadimiz asla olamaz. Böyle bir çalışmamız da olamaz. Biz dürüst bir çizgide, ilkeli bir çizgide, seviyeli bir düzeyde siyaset yapmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi amacımız bizim ülkeye hizmet, vatandaşa hizmet, şehrimize hizmet ve Türkiye'nin bu iktidardan artık bıktı, yoruldu, ülke yoruldu, iktidar da yoruldu artık. Yani işin kötü tarafı iktidar da götürecek hali kalmadı, takatı kalmadı. Ama bir formül bulunup, bir çözüm bulunup bu iktidardan Türkiye'nin kurtulması gerekiyor. Ama kurtulduk dedikten sonra kurtaramadıysanız o da kötü. Yani kurtarmalısınız ama güzel şeyler yaparak kurtarmalısın. Ülkeyi tekrar
güzel bir noktaya taşıyabilmelisiniz. Evet, bu arada son iki dakikamız. Ülke gündemiyle ilgili konuşulacak çok şey var aslında. Yaşananlara Memleket Partisi'nin bakışını çok merak ediyorum. Belki ilerleyen günde tekrar sizi yine konuşuruz. Misafir evet. ederiz. Çünkü salgın yönetimi, aşılama, eğitim, ekonomi, keza Sedat Peker, siyasetteki Sedat Peker tartışması derken ülke gündemiyle ilgili o kadar çok konuşulacak şey var ki bunları merak ediyoruz. Memleket Partisi tüm bu olaylara nasıl bakıyor? Belki dediğim gibi başka bir programda konuşuruz. Ben ağzınıza sağlık diyorum. Sizin hem son sözlerinizi alayım. Evet. Gerçi Muharrem İnce'nin vatandaşlarla arasında neler geçti? Vatandaşın derdi ne? Gerçekten tenceresi mi? Onu merak ediyorum ama son sözlerinizi alarak noktalayayım. Şimdi şöyle, Türkiye'nin en temel sorunu nedir diye sorduğunuzda ülkede maalesef salgın hastalık pandemi denmiyor. Bu kadar ölümlerin olmasına rağmen, bu kadar sıkıntıların olmasına rağmen maalesef pandemi ikinci, salgın ikinci, birinci ekonomi. Yani bu Türkiye'nin ne durumda olduğunu gösteriyor. Yani açlık ve iş hayatındaki büyük travma, büyük bozulma, büyük sıkıntılar birinci geliyor. Bu çok acı bir gerçek. Ben size söyleyeyim yani. Böyle bir şey olamaz. Canın yani, önüne geçiyor. Yani mide öne geçiyor. İş düzeni öne geçiyor. Yani bu ne demektir yani? Böyle bir ülke olabilir mi? İşte aşı yapılsaydı Türkiye'de, Türkiye 1 milyar dolar aşı yapsaydı bugün turizm sektörü bu noktada olmazdı. 30-40 milyar dolar geliri olan bir sektör ama 1 milyar dolarlık aşı yapılmadığı için bak sezon geçiyor. Yani bunların doğru planlanması gerekirdi. Doğru çözümler üretilmesi gerekirdi. İktidar bunları yürütemiyor. Neden yürütemiyor biliyor musunuz? Birinci nedeni rejim. Tek adam rejimi. Tek adamla bu işler olmaz. Bir ülkenin, bizim ülkenin demokrasiyle yönetilmesi lazım. Parlamenter demokrasiyle yönetilmesi lazım. Ben bunu derken eski parlamenter demokrasiden bahsetmiyorum. Onun yanlışlarından arındırıp, eksiklerinden arındırıp yeniden bir parlamenter sistemi bir restore edelim diyorsunuz. Restore edelim tabii. Yani yeniden bir anlayışla ele alalım. Düzgün bir şekilde getirelim ve ülkeyi yönetelim. Evet. Bu işlerden kurtulalım. Evet, ben çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, kolaylıklar diliyorum. Sizi her zaman bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bana zaman ayırdınız. Teşekkürler. Sağ olun. Memleket Partisi MYK üyesi Asuman Ali Güven